Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Bizlere onur verdiniz. Efendim bizler 2014 yılında gümrük müşavirliği sektörüne kendi şirketimizi kurarak hizmet vermeye başladık. Şirketimiz her ne kadar 8 yıllık olsa da bizler 22 yıllık kendi tecrübemizle hizmet vermekteyiz sektörde. Bunun yanı sıra şirketimizin grup firmaları içerisinde sadece gümrük müşavirliği sektörü yok demiştim ya, birçok ayaktan oluşuyor. Mail lojistik, flet sigorta, aş grup lojistik, dış ticaret ve emirmak nakliyat olarak da bir masanın ayakları, üzerine de çatı olarak İvme Gümrük Müşavirliği oluşmaktadır. Gümrük müşavirlik sektörü 2000 yıllık yazılı Türk tarihinin varmış olduğu en uç nokta olan Türkiye Cumhuriyeti'nin dış ticaretine yön veren bir sektördür. Bu sektörde de bizler devletimizin vergi kaybını oluşturmadan, müşterilerimizin devlete karşı en iyi temsil ederek onları da ziyana uğratmadan işlemleri, süreçleri takip etmekteyiz. Bu takip esnasında mesleğin ahlak ve onurunu, şiarını ön planda tutmaktayız. İlk giriş için söyleyebileceklerim bunlar efendim. Her meslekte tabii ki meslek onuru önemlidir, güven önemlidir ama sizin sektörünüzde sanırım bu biraz daha ön planda ve kritik bir durumda. Sizler 8 yıldır burayı işletiyorsunuz fakat uzun yılların getirmiş olduğu tecrübe öyle de tabii ki. Hem büyük bir referans kitleniz var hem de mesleği sizler fazlasıyla adaptesiniz. Peki şunu sormak istiyorum. Bu güveni sağlamak için nelere özen göstermek gerekiyor? Ya da siz bu güveni ve bu çevreyi, bu referansı nasıl sağladınız, nasıl kazandınız? Efendim bizler 2014 yılında 3 kişiyle başladık şirketimizi kurduğumuzda. Geldiğimiz noktada şu anda grup firmalarımızla birlikte 50 kişi hizmet vermekteyiz sektöre. Bu 50 kişiye çıkarken tek taraflı gitmedik. Sizin gümrük müşavirliği birçok ayaktan oluşuyor. Gümrük müşavirliğinde sigorta, sigortanın yanında lojistik, lojistiğin yanında mevzuat. Bu dört ayağı oluşturmadan gümrük müşavirliği başarıya ulaşamıyor. Bizler daha önce başka şirketlerde çalışırken edindiğimiz tecrübelerle bunları nasıl oluşturabiliriz, hepsini bir arada nasıl yürütebiliriz diye bir planlama yaptık ortağımla beraber. Ve vardığımız noktada bunu başardığımızı inanıyorum. Müşterilerin güvenini de kazanmak, bizim sektörümüzde reklam çok zor bir şeydir. Müşteriler güven üzerine çalışırlar. Birçok müşterimiz referansla hareket ederler. Bursa'mızda otomotiv sektöründe, tekstil sektöründe ve makine sektöründe ilerlemiş bir şehirdir. Bu sektörlerde hizmet verirken mükelleflerimizin vergileri gayet yüksektir. Bu vergileri devlete gene ziyana uğratmadan ve müşterilerimizin güvenini sarsmadan kendi sistemimizde toplarız. Onlar adına ödemelerimizi yaparız. Onlara devlete karşı, devleti de onlara karşı temsil ederiz. Bizler aslında bir yerde 5647 sayılı devlet memuru kanuna tabiyiz. Fakat özel sektörde çalışarak biz kendi maaşlarımızı, ücretlerimizi kazanıyoruz. Süreç böyle devam ediyor. İşte bu süreci bizim amacımız sürdürülebilir kılmak efendim. Sizler gerçekten mesleğinizi layığıyla yerine getiriyorsunuz ve bölge tarafından da bu fazlasıyla biliniyor zaten. Ben biraz da farklı bölgelerde yaşayanlar için şunu sormak istiyorum. Sizin mesleğinizde bir hata yapıldığı takdirde ürünler çok uzun süre gümrükte kalabiliyor. Maddi ve zaman olarak ciddi zararlara insanlar uğrayabiliyorlar. Bu yüzden gümrükçülerini seçerken nelere özen göstermeleri gerekiyor? Şimdi benim tüm meslektaşlarım meslek onur ve ahlakını en iyi şekilde taşıyanlardır. Çünkü bizler müşavirlik belgesini almaya hak kazanırken yeteri kadar stajdan, süreçten ve devletin elemesinden geçiyoruz. Her meslektaşım en az benim kadar iyidir. Gümrük müşavirliği belgesi olan her meslektaşıma güvenle kendilerini teslim edebilirler. Çok teşekkür ediyorum ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Bizleri ağırladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bölgede sizden bilgi almak isteyen kişiler olursa eğer nerelerden nasıl ulaşabilirler bir bunu öğrenelim. Efendim bizim internet sitemizde İvme Gümrük Müşavirliği diye olarak yazarlarsa internet sistemi üzerinden 0850 hatlarımızda ulaşabilirler. Kendilerini burada 24 saat esaslı çalışıyoruz. Kendilerini ağırlarız, konuyu anlatırlar, biz dinleriz ve onlara çeşitli çözümlemeleri sunarız. Çok teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa seyircilerimize bunları da alalım. Şimdi bizim hedefimiz var efendim. Hedefimiz 2030 yılına kadar Türkiye'de daha önce hiçbir gümrük müşavirliğinin yapmadığı fakat Gümrük Müşavirler Odası Dernek Başkanımız Orhan Kattaş'la birlikte yurt dışında şubeler, temsilcilikler açmak. Bu temsilciliklerle şöyle bir şey yapmayı planlıyoruz. Müşterilerimizin buradan yurt dışına yapacakları ihracatta ürününü buradaki fabrikasından teslim alıp yurt dışındaki depomuzda kendimiz itaatini gerçekleştirip alıcılara kendi depomuzdan teslim edeceğiz. Yani yurt dışı şubeleşmek gibi bir projemiz var. Bunu yaparken de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını zedelemeyecek
yeniden projeleri nasıl hayata geçirebiliriz, onun kanuni açıklamalarını arıyoruz efendim. Dilerim süreç istediğiniz gibi ilerler. Ben tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Bursa bölgesinde Alper Bey'in Unuyduk Gümrük Müşavirliği hakkında bilgileri kendisinden aldık. Bir başka durakta, bir başka sektörde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.